AK Parti'nin üzerinden büyük bir zaman içinde, bir sene, iki sene, yani 2019-2020 yılında büyük bir ekonomik felaket geçecek. Yani bu tabii halkımızın üzerinden geçecek. Bu manada çok yara alacak olan AK Parti şimdiden önlemini alarak, hatta şimdiden değil 24 Haziran seçimlerini öne alarak tedbir almıştır. Önünde 4,5 yıl bırakmıştır. Bu önündeki fırtınadan sonra 7 darbeyi yine Sayın Davutoğlu ve Sayın Ali Babacanların dönemi iyiydi. Bakın halkım o güne dönüyoruz diyerek Sayın Erdoğan etrafını komple tasfiye edecek ve o tekerin üzerine binerek yürüme sevdasına girecek. Tutacak veya tutmayacak. Yani AK Parti'nin bir projesidir. Bugün bahse konu Sayın Davutoğlu, Sayın Gül, hatta menzil tarikatı dahil hiçbiri izin almadan, Sayın Erdoğan'dan izin almadan tuvalete bile gidemez. Bırak parti kurmayı. Öyle bir tehlikeyi görse onları bugün bertaraf eder Sayın Erdoğan. O güne hazırlamasının sebebi o tekerin üzerine binecek, kendini yenileyecek AK Parti ve mevcut kadrolarını silip onların üzerinden devam etmek için kurduğu bir sene, iki sene önceki tezgahtır. Bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Öngörüm budur. O zaman Mustafa Demir ve Eren Usta birlikte mi hareket ettiler? İşte neticesi budur. Ben size söylüyorum. Yani Eren Usta'nın yapısıyla AK Parti'nin yapısı bir şekilde birleşip kesişecektir. Proje devam etmektedir kısacası. Bu proje ileriye dönük bir kurgulanmış bir senaryodur. Oynanmak istenen budur. Kul kurar, kader güler. Başarılı olurlar, olamazlar onu bilmiyorum. Ama Türkiye üzerine oynanan oyun, hatta bunun içinde İngilizler, İsrailler, Amerikalılar da vardır. Bu uluslararası bir projedir. O proje önümüzdeki süreçte sergilenecek olan bir projedir. Siz bunu daha önceden biliyor muydunuz? Biliyorsanız neden tedbirlerinizi almadınız seçim sürecinde? Şimdi şöyle, bunun bugün için benim Büyükşehir Belediye Başkanı olarak veyahut da başkalarının alacağı bir tedbir değil. Bugün ben bunu söylüyorum ama yine bugün siyasi etiklerin veya siyasi vizyonların veya öngörülerin veya kurumların şu anda hemen alabileceği bir tedbir yoktur. Ancak bu öngörüye göre halkını uyandırır partiler. Ben bugün o görevi yapıyorum. Halkı uyandırıyorum. Çünkü netice itibariyle yine bu oyuna gelecek olan halktır. Halk bu oyuna gelirse, bu zokayı yutarsa o zaman 2023-2033 eder. Ama düşünce, anlayış, ülkenin yönlendirilmek istediği kanal o veya bu şahısların üzerinden yine devam eder. Oyun budur. Netice itibariyle baktığın zaman Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırıp bir Orta Doğu ülkesi yapar. Türkiye'yi geriye götürür. Ekonomik olarak bitirir. Bizim bir zamanlar 132 milyar dolar borç dediğimiz bugün 500 milyar dolara varmıştır. Kımıldayacak hal bu ülkede kalmamıştır. O 500 milyar doların 2019-2020'de sıcak ödemeleri vardır. Ayrıca bunları karşılamak için yapılan o 500 milyar dolar borca gelirken hiçbir şekilde üretim ve sanayi artışına gidilmemiş. Dolar 1 lira artarsa, 1 kuruş arttığında bile harcanan o kadar borcun tedbir olarak geri getireceği veya doların artışını engelleyebileceği hiçbir argüman bırakılmamıştır. Tamamen memleket borç içine sokularak kımıldayamaz bir hale getirilmiştir. Ve ona tedbir alması gereken bugünün hükümeti iken bu işi yapan, bu borca sokan yine bugünün hükümetidir.